neminin az olduğu, yine çevresi bir tarafı köye, eski köy dediğim Şahin Tepesi mahallesine bağlı ama bir tarafımızda, karşımızda şimdi limon bahçeleri, bir tarafında zeytinlikler. Oldukça güzel bir lokasyondayız. Ne derseniz bu, Yaşam Köyü diyoruz buraya biz. Uzunca zamandır ismini telaffuz ediyoruz. Mutlu Yaşam Köyü. Bize de son zamanlar duyurulardan sonra herkes soruyor. Nedir Mutlu Yaşam Köyü? Tabii bizim amacımız Mezitli'de herkesin her yerde mutlu olması. Ama giderek tabii ki köylülükten uzaklaşıyoruz. Giderek bir taraftan kentleşiyoruz. Nasıl biz kent tarımını kadın kooperatifi kanalıyla yapıyorsak, bir taraftan da kenttekileri işte köy yaşantısı gibi kent içerisinde bir mekana kavuşturmak. Burası böyle bir yer. Ne kent ne köy, arasında bir yaşam köyü. Kim gelecek buraya? Her yaş grubundan, en küçük çocuktan dedelerine, anneannelerine, babaannelerine kadar torunlar ve dedeler beraber yaşayacak. Ne olacak? Burada herkes özgür olacak öncelikle. Müzik yapmak isteyen müzik yapacak, yemek yapmak isteyen yemeğini yiyecek. Burada çok sembolik ücretle gece kalmak isteyen, konaklamak isteyenler için bungalov evlerimiz var. Bungalov evlerimizde kalabilecekler. Ayrıca genç öğrenciler için, genç arkadaşlar için, diğer ülkelerden gelen, çalışmak için gelenler için, ki daha önce denedik bunu biz, 20 kişilik yaklaşık kız ve 20 kişilik erkek için ayrı bloklar halinde yatakhanelerimiz var. Burada yatabilecekler, yemeklerini yapabilecekler. Kafeteryamız var. Burada daha organik, tabi sebzeler yetiştirilecek. Yine karşımızda 3 tane at var. Devlet Üretme Çiftliği'nden temin ettiğimiz. Bunun dışında süt ineği olacak, koyunumuz olacak, keçimiz olacak. Süt buradan sağlanacak. Sabahları herkes kahvaltı yaparken burada taze sütü buradan temin edecek. Masasındaki sebzeleri buradan alacaklar. Ve deniz manzaralı, çevresinde zeytinliği, limon bahçeleriyle çevrili, sessiz tabii ki, güzel bir mekanda. İsteyen burada da bisikletlerimiz olacak, hem yetişkin için hem çocuklar için. Ama isteyen de tabii bisikletiyle kendiler gelecek. Spor yapabilecekler, yürüyüş yapabilecekler, koşu yapabilecekler, bisiklete binebilecekler. Yine spor aletlerimizin dışında çocuklar için farkımız var. Survivor Parkı var. Tabii ki bu pandemi nedeniyle okullarımız kapalı. Kapalı olmamış olsaydı bugünden itibaren artık öğrencilerimizi buraya getirip bu hem Survivor Parkı'ndan yararlanacaklardı, hem üretim nedir onu göreceklerdi, hayvan sevgisini gösterecektik. Böylesine hareketli, nezih ve herkesin yararlanacağı yer. Tabii münferit olarak herkes gelebileceği gibi sivil toplum kuruluşları buralarda yemeklerini düzenleyebilirler, eğlencelerini yapabilirler, kahvaltılarını yapabilirler. Burayı hep beraber yaşatacağız sonuç itibariyle. Burası tüm Mersin ve Mezitli halkına ait bir yer. Güzel bakacağız, bize de sorumluluk düşüyor. Ama halkımızın sahip çıkmasını istiyoruz. Başta TC Mezitli halkı olmak üzere Mersin'in buraya sahiplenmesini istiyoruz, ilgi göstermesini istiyoruz, burayı yaşatalım istiyoruz. Henüz daha Türkiye'de yok. Bu Türkiye'de bir ilk. Zaten biz Mezitli Belediyesi olarak birçok konuda ilkleri yapıyoruz. İşte bu Mutlu Yaşam Köyü de bu ilklerden birisidir. İnşallah biz yaptık, sizler de yaşatırsınız diyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhaba Mutlar. Merhaba arkadaşlar. Otopark nasıl oluyor? Tamam, oraya bir güzel bir tabela yapın. Ayşe kahvenin de biz ayrıca göre bir kafe düşünüyorduk şu kısma. İki katlı hatta düşünüyordum ben ama artık gerek şimdilik gerek yok. Oraya başkan şeyler var. Buradan da deniz gözüküyor değil mi muhtarım? Tabii. Gayet güzel de oturdum.
Buraya ağaçtan masalarımız var. Masa, sandalye. Tek dörtgeni buraya koyacağız. Aynısını da içeri yuvarlak yapacağız. Takım olmuş olacak. Sandalye. Sandalye alacağız. O bir tek onu alacağız. Sandalye. Masa tablolarımız hazır. Beyaz sandalye. Çok farklı. Güney kentinde de mesela nem oranı Mersin'den iyi. Güzel oldu Hasan. Bayraçlar. Evet. Öyle yüksek bordür yerine. Bordür hiç yok başkanım. Bu daha güzel oldu yani böyle. Doğal mı oldu başkanım? Daha güzel böyle. Yok beton. Şimdi bordür koysan buraya da bu sefer kilit taş döşeme lazım. Böyle daha güzel olur. Sıfır olsun. Ellerine sağlık. Yani camı atıyorum 1 metrede kumlasa ya da kaplasa gözükmez. Ama perdelen şeye perdelen kadar geldik. Şu pencerenin alt. Alta kadar perdelen. İşte oraya kadar geldik. Burada da 17 şerit. Gel de buraya ahşaptan yapacağız. Yok ya bunlar kullanmamız gerekir. Yok orada da yer var yani. Şuraya getirsin adam. Otursun mesela burada akşamları orada değil mi? Perdeyi yapacağız tabii. Bir de yapacağız aramızda. Oraya yapmıştık zaten. Etrafı kapalı mı? Hasan kapalı. Kapalı. Orada da bir kapı var. Büyük. Ona kapanıyor. Bir orada var. Buradan. Nerede bu abi? Şey piknik masası diyor ya. Piknik masası. İş burayı doldurma. İnsanları buraya getirmek. Tanıtmak. Başkanım okullar açılsa da doldurmak. Hasan'ın güzel projeleri var. Sivil toplum kuruluşları. Sör var mı? Zarar vermez. Kaçma falan yok. Başkanım, başkanım. İyi bakmış Nalban lazım. Yaralıydı. Nalban kenarına ayaklarını kesecek. O şeyler uzamış. Bunlar bir nalban tutacaklar. Ondan sonra bir de Semer. Biz falan derizse Semer olacak. Şeye de yazdık başkanım. İlçe tarımı. Herhalde falan. Falan. Semer falan daha kaba oluyor değil mi? Semer ince olanı. Yok, semer kalın olan değil mi? Kalan olan, geniş olan böyle yük için. Evet. Semer ince. At binici için olan şeyler. Ben o şeyde bindim Solin'in oradakine mesela, biliyorum. Semer. Şeye de yazdık başkanım. İlçe tarıma bir veterinerler kontrol edecek. Kontrol etsin tabii canım, hastalık gönüller falan. Ama bu biraz rahatsız bir şey ama iyi güzelmiş. Tüyü bakmaya karamaya. O geldiğinde ölür dedim. Destek için. O zaten bütün güvenci. Sen nereye gittin? Ne oluyor? Nereye gittin?